Herkese merhabalar. Dokun sınıf edebiyat birinci dönem tekrarımıza başlıyoruz. Full yazıyor burada. Sizler full kelimesini seviyorsunuz. Yazılarınızda, sınavlarınızda ve inşallah ileride gireceğiniz üniversite sınavında full yapmak istediğiniz için biz bu kelimeyi yazdık. Ama edebiyatımızda full diye bir kelime yok. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar birinci dönemde gördüğümüz giriş, hikaye, şiir, masal ve fabul konularını mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerinizi bağlayın, koltuklarınızı dik konuma getirin. Bu konular çok önemli. Bu sene ikinci dönemdeki yazılarınıza gelecek. Aynı zamanda burada TYT'de yani ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında veyahut da bursluluk sınavlarında larında karşınıza gelebilecek birçok konu var. Önemli bir konu. Buradan başlayacağız. Tabii ki sizler bu videomuzun sonrasında arkadaşlar mutlaka 0'dan 9'a Türk Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo Soru Bankamızdan da efsanevi sorularımızı çözmeyi unutmayın. Burada arkadaşlar biliyorsunuz ki hem normal tekrar sorularımız var, hem yazılı sorularımız var, hem de ÖSYM tarzı sorular var. Bunların her biri sizin için çok büyük bir başarı. Sizler arkadaşlar Hani insanlar işe başvuruna ne yapar? Özgeçmişini verir yani CV'sini verir. İşte ben buralarda buralarda çalıştım diye. Sizler ise siz şu anda dokun sınıftan itibaren böyle düzenli bir şekilde çalışarak... ...videolar izleyerek, okulda hocalarınızın söylediklerini tekrar ederek... ...buradan kitaplardan sorular çözerek öz geleceğiniz hazırlıyorsunuz. Yani özgeçmiş değil de öz geleceğiniz hazırlıyorsunuz. Adımlar atıyorsunuz. İnşallah bu yaptığınız çalışmaların her biri size gelecekte çok büyük bir artı olarak, avantaj olarak dönecek. Şimdi giriş ünitemizde genel bir giriş yapacağız. Böyle metinler sınıflandırılacak. Edim metinlerin özelliklerine bakacağız. iletişim ve ögelerine bakacağız. Bir de dilbilgisinde bu tarz bazı kavramlar var. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi edebiyat nedir? Edebiyatın tanımı üniversite sınavında da çıkmaz. Artık ikinci dönem yazılarında çıkmayacak. Ama bizler ne olduğunu biliyoruz. Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak aktarılması. Şimdi edebiyatta bilim arasında fark var. Edebiyatta estetik zevk var arkadaşlar. Daha çok soyut duygu ve hayalleri öne işliyor. Akıldan çok sezgiye dayanıyor. Öznel ve temel malzemesi dil. Ama bilime baktığımızda... Doğru bilgiye ulaşma amaçlar. Genel formüller çıkarır. Akla ve mantığa dayalıdır. Nesneldir. ...ve dil bilgiyi aktarmanın bir aracıdır sadece. Bak burada dil temel malzeme, burada ise bir araç. Yani bilim daha sıkıcı, daha ciddi. Edebiyat ise biraz daha estetik. Şimdi edebiyat güzel sanatlar içerisinde işsel sanatlara giriyor. İşsiz sanatlarda edebiyat ve müzik iç içe. Dolayısıyla edebiyat ve müziğin sese ve söze biçim veren işsel sanatların içinde olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Metinlere baktığımızda metinler sanat metinleri ve öğretici metinler olmak üzere iki kısma ayrılıyor. İşte sanat metinlerinde az önce söylediğimiz edebilik var. Yani bir destanda bir efsanede böyle olağanüstülükler görebiliyoruz. Ama öğretici metinlerde tarihi bir metinde tamamen nesnel belgelere dayalı hareket edilmesi lazım. Şimdi. Sanat metinleri ve öğretim metinleri arasındaki fark da esasında az önceki gibi. Sanat metinlerinde estetik zevk var arkadaşlar. Yararlı olmak değil, böyle haz vermek, lezzet vermek, insanda bir estetik e, keyif uyandırmak amaçlanıyor. Çok anlamlı ve yoruma açık söz sanatları var. Öznel, özgün yani farklı ve kurgusal. Ama öğretici metinlere baktığımızda bilgilendirmek amacıyla yazılıyor. Yararlı olmak amaçlanıyor. Çok anlamlı değil. Terim ve kavramlar var. Nesnel ve kurgusal değil. Tamamen ispatlanabilir ifadeler var. Yani öğretici metin sıkıcı, sanatsal metin biraz da estetik keyifli diyebiliriz. Şimdi dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda ağız, şive, lehçeyi görüyoruz. Burada ağız arkadaşlar mesela dilin bir ülke sınırı içerisindeki böyle anlaşılabilen farklılaşması. Mesela Ege ağzını anlarız. Gülüm diye sesin. Gülüm gettik gettimi mi... mi? sen bakın falan böyle konuşurlar. Ağız anlarız yani. Karadeniz ağzını, Urfa ağzını anlarız. Şivede ise yine anlarız ama birazcık farklılaşmaya başlar. Mesela Azerice de Azeri şivesinde bazı kelimeler var ki bizim Türkçedeki sıkıntılı kelimelere denk geliyor. Bizdeki bazı kelimeler var, onlarda sıkıntılı kelimelere denk geliyor. Bunlarla alakalı benim Azeri bir arkadaşım vardı. Yaşadığım çok komik bir anı var. Keşke burada anlatabilseydim ama anlatamam. Gerçekten çok garip bir şey. Neyse. E, ...Azerici'de kayboldum demek Türkçedeki çok garip bir kelimeye denk geliyor. O da kayboldum diye her yerde onu söyleyince tabii ki çok büyük karmaşa olmuş. Neyse lehçeye baktığımızda ise artık anlamıyoruz. Lehçe bambaşka bir şey. Yakutça ve Çuvaşça artık tamamen değişmiş. Onlar konuşuyor biz bakıyoruz ne diyor ya bu hiçbir şey anlamıyoruz. Yani ha Fransızca konuşmuş ha Yakutça konuşmuş bizim için. Niye? Niye arasında fark yok hocam? Çünkü bu Türkçe'de olsa Yakutça ve Çuvaşça artık lehçe değişimi olmuş. Argonun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunu hemen geçiyorum. Jargon aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel dil veya sözler. Mesela doktorlar der ki eksi oldu. Eksi oldu ne demek istiyorsun hocam? Vefat etti yani diyeceğine hani mortansi diyeceğine eks oldu diyor. Standart dil ise bizde İstanbul Türkçesi standart ölçülü dil oluyor arkadaşlar. Şimdi iletiye baktığımızda bu e, iletişimin ögelerine baktığımızda ben öğretmenim göndereceğim şu anda size bir e, ileti gönderiyorum. Mesela diyelim ki ben size soruyorum romanı okudunuz mu arkadaşlar diyorum tamam mı? Sizler de şu anda beni izleyen öğrenciler olarak alıcısınız. Burada kullandığımız kod Türkçe. Ses dalgaları ile ses sesleniyor. Bakın ses dalgaları ile. Kanal deyince sakın dokun sınıf YouTube kanalımızı düşünmeyin. Kanal ses dalgaları. Bağlamımız şu anda YouTube. YouTube ortamındayız. Genel ağdayız. Sizler de bana dönüt olarak şu anda eğer bu video like yaparsanız yani beğeni butonuna basarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiğinizde ben diyeceğim ki vay gerçekten bana dönüt yapmışlar. Ama beğenmezseniz o zaman hmm, dönüt olmadı diyeceğim. İletişim olmamış olacak aramızda. Ama şu anda şu anda like butonuna basarsanız güzel bir dönüt olmuş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir iletişim görüyoruz. Geldik ikinci üniteye. İkinci ünitemizde edebiyat var. Dil bilgisinde de yine isimler konusuna bakacağız. Sizlerle birlikte edebiyatta hikayeyi, dil bilgisinde isimleri göreceğiz. Şimdi hikayenin bölümleri var. Giriş, gelişme, sonuç. Serim, düğüm, çözüm. Fakat serim, düğüm, çözüm bölümü. Bakın S, D ve Ç bölümü Olay hikayesi var. Durum hikayesi böyle bir şeye gerek yok. Çünkü durum hikayesi hayatın belli bir kesti anlatılıyor. Yani böyle acaba ne oldu diye merak etmiyorsun. Durum hikayesi merak unsuru yok. Olay hikayesi merak unsuru var. Merak ediyorsun. Acaba diyorsun gözler böyle büyüyor. Ve serim düğüm çözüm bölümleri var. Durum hikayesi ne merak unsuru var ne de serim düğüm çözüm bölümleri var. Yani giriş gelişme sonuç yok. Böyle durum hikayesi bir bitmemişlik durumu oluyor. Hikayede olay kişi yer zaman temayı biliyoruz. Burada Anlatıcı ile alakalı size sınavınıza sorular gelir. Üniversite sınavlarında geliyor. Eğer yaptım ya da yaptık diyorsa bakın. Yaptım ya da yaptık diyorsa şöyle yazayım. Yaptım ya da yaptık diyorsa bu birinci kişi oluyor. Eğer yaptılar ya da yaptı derse de bu üçüncü kişili anlatım oluyor. Mesela dediler, yürüdü, dedi. Burada ne var? Bariz üçüncü kişili anlatım var arkadaşlar. Anlatıcı bakış açısına baktığımızda ilahi bakış açısı olayların içini, dışını, kahramanların düşüncesini okuyabilen bir anlatıcı oluyor. Yani gözlemliyor ama gözlemlerken içinden geçenleri düşündü diye söyleyebiliyor. Kahraman bakış açısı ise olayın kahramanı anlatıyor. Yani içeriye girdim, kalemleri masaya bıraktım ve ders anlatmaya başladım diye örnek vermişim hatırlarsanız ilk videomuzda. Gözlemci ise dışarıdan gözlemliyorsun ama kahramanın içinden geçenleri bilmiyorsun. İlahi bakış açısında genellikle metnin içerisinde düşündü diye düşündü diye bir ifade görürsünüz. Bu düşüncesini söyleyebiliyorsa demek ki bu ilahi bakış açısı demeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyküleme olayları anlatmak, betimleme de varlıkları betimlemek, resmetmek, tasvir etmek demek. İkisi beraber kullanılıyor genellikle. Diyaloglar var burada olduğu gibi, İç konuşma olabiliyor. Kendi içinden geçenleri söyleyebiliyor. Bilinç akışı oluyor. Bilinç akışında biraz daha mantık e, silsilesi zayıf yani aklından geçenler akıtıyor direkt. Şimdi Hikayenin tarihsel gelişimine baktığımızda ilk örneği Bocaccio'nun Decameron adlı eseri. Bizde Ahmet bütün Efendi'nin Letayfi Rivayatı ilk örnek arkadaşlar. Başarılı örneksiz Sami Paşa'da Adese Küçük Şeyler adlı eseri. Hikayeyle alakalı bilmemiz gereken şey şu. Hikaye romanın kısası. Yani hikaye bir C vitamini hapiyse roman ona eş değer bir kilo limondur diye üniversite bir soru gelmiş. Bunu iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Romanı şöyle kalın yazıyorum. hikaye şöyle ince bir ince, oku. İncecik. Hikayeyi incecik. Ince. Şimdi... Tek olay, kişi sayısı az, kahramanların bir yönü, insan yaşamının bir bölümü, zaman ve mekanda da ayrıntıya girilmiyor. Hikayenin yapı unsurlarına baktığımızda kişi, olay, mekan, ee, zaman, konu, çatışma ve anlatıcıyı görüyoruz arkadaşlar. Burada konuyla tema arasındaki farkı söyleyelim size. Tema daha geniş bir şeyken, konu daha dar bir şey oluyor. Mesela aşk teması işlenip, ee, işte karşılık bulamayan ölümsüz aşk diye ee, bir konuya girilebiliyor. Kişi kadrosunda olayları ve durumları yaşayan kahramanlar var. Olay örgüsünü zaten biliyoruz. Ana olaya bağlı küçük olaylar sıralanabiliyor. Mekanın yerinin ne olduğunu zaten biliyoruz. Zaman olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre e, karışık da olabiliyor bazen. Geri dönüşler de olabiliyor. Temel duygu ve düşünceye tema diyoruz. Mesela kahramanlık bir tema. Ama Türk halkının milli mücadele ettiği kahramanlığı ise konu oluyor. Dolayısıyla siz artık kümeler konusunu biliyorsunuz. Tema böyle bir şeyse arkadaşlar. Konu onun bir parçası alt kümesi olmuş oluyor. Yani konu daha detaylısı. Şimdi karşılaşmaya baktığımızda kahramanların çatışmaları olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde yüzle görmeleri. Yani tam bir çatışmanın olduğu an karşılaşma oluyor. Çatışma ise olayların dayandığı asıl öge. Merak duygusunu canlı tutuyor. İyi ile kötünün karşılaşması yani. Karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durum. Anlatıcı Birinci kişi, üçüncü kişiyi zaten söylemiştik. Hakim, kahraman, gözlemci bakış açısından söylemiştik. Bir kez daha örneklendiriyorum. Hoca içeriye girdi. Derse başlarken acaba öğrenciler bugün videoma beğeni atacak mı diye düşündü. Bu, bu hakim bakış açısı. İçeriye girdim, kalemleri masaya bıraktım ve dersime başladım. Bu kahraman bakış açısı. İçeriye girdi, kalemleri masaya bıraktı ve ders anlatmaya başladı. Bu da gözlemci bakış açısı. Bunun tek farkı içinden geçenleri de görebiliyor. Hikaye türlerine baktığımızda olay hikayesi durum hikayesi dedik. Burada Klasik hikaye olduğunu bileceğiz, mapa santı bileceğiz, olay ağırlıklı olduğunu bileceğiz. Serim, düğüm, çözüm bölümleri olduğunu bileceğiz. Ve burada merak unsuru olduğunu da bileceğiz arkadaşlar. Ömer Seyfettin'i de, Refik Halit Kara'yı da size hocanız sorabilir. Durum hikayesine baktığımızda burada merak unsuru yok. Bitmemişlik var arkadaşlar, bitmemişlik. Ya ne oldu ya bu hikaye bitmiş mi? Ne oldu ya diyorsun böyle. Hayatın bir kesiti anlatılıyor. Çeho bunun kurucusu. Burada Memduh Şevket Esendal en önemli kişi. Said Faik Abasyanık da yine... Kesit öyküleriyle tanınıyor. Şimdi olay hikayesi olay ağırlıklı, durum hikayesi durum ağırlıklı. Burada SDÇ yani serim düğüm çözümü var, burada yok. Burada merak ögesi var, burada merak ögesi ön plana çıkmıyor. Bu çarpıcı bir sonla bitiyor. Vav wow, ne oldu ya diyorsun. Burada ise bitmemişlik duygusu var. Anlatım içimlerinde öyküleme ve betimlemeye de değindiğimizde hemen söyleyebiliriz ki... ...öykülemede olay, betimlemede ise varlıkların... ...ayır edici özellikleri anlatılıyor. Yani sizler deseniz ki hocam bize kardeşinizi betimler misiniz deseniz ben şöyle betimlesem siz bir şey anlamazsınız. İki tane ayağı var, iki tane kolu var, saçları var, burnu var, iki tane gözü var ve aynı zamanda iki tane kulakları var. E ne oldu? Varlığın ayrıcı özelliğini söylemediniz ki hocam dersiniz. Betimlerken benim işte sarı saçlı, işte ne bileyim mavi gözlü veyahut da işte uzun boylu ya da zayıf ya da tombiş ya da işte ne bileyim cimri ya da cömert böyle özellikler söylemem lazım ki sizin zihninizde bir şeyler canlandırın. İzlenimsel betimleme özel oluyor. Açıklayıcı betimleme ise nesnel oluyor. Yani sen polis sorgusuna bir kişiyi tarif ediyorsan açıklayıcı betimleme yapıyorsun. Hikayelerde ise daha çok izlenimsel betimleme kullanılıyor. Hikayede anlatım tekniklerine baktığımızda tahkiye etme, gösterme, pastiş, parodi ve ironinin temel başlıklar olduğunu görüyoruz. Burada tahkiye etme, anlatmada şunu bilmemiz lazım. Okur hemen her şeyi anlatıcı aracılığıyla görüyor ve öğreniyor. Yani hikaye var. Şu hikaye kitabımız tamam mı? Hikaye kitabının yazarı var. Yazar bu. Tamam mı? Yazar ayrım. Yazar bir anlatıcı kullanıyor. Anlatıcı üzerinden bize bir şeyleri gösteriyor. Anlatıcı kişileri okura tanıtıyor. Olayları anlatıyor. Geriye dönüşler olabiliyor ya da kişilerin iç dünyaları psikolojik tahliller yapılarak hakim anlatıcı bakış açısıyla bizlere aktarılabiliyor. Burada bir anlatıcı var. Özetlemede anlatıcı bu sefer kişileri veya diğer unsurları özetleyebiliyor. Gösterme ise bu sefer olay, kişi, varlıklar okuyucuya doğrudan sunuluyor. Arada anlatıcı yok. Yani sen direk olarak olayları görüyorsun. Kişilerin konuşmaları ve hareketleri yansılıyor. Diyaloglar olabiliyor, karşılıklı konuşmalar, iç konuşmalar olabiliyor. Kahraman karşısında biri varmış gibi kendi kendine konuşuyor. Bilinç akışı olabiliyor. Burada da mantık ilişkisi zayıf bir şekilde içindekiler aktarılıyor. Yani burada bir anlatıcı içeriye girdiler. Böyle böyle yaptılar. Kendi aralarında konuştular. O ona şunu dedi, ona şunu dedi diyor. Burada söyle bir anlatan biri yok. Burada direkt diyalogları, iç konuşmaları, bilinç akışları net bir şekilde görüyorsun. Parodiye baktığımızda daha önce yazılmış bir metni içerik yönünden mizahi amaçla günüşleştirerek almak. Pastiş'te ise mizah amacı yok. Daha çok başka bir metni, anlatım bir özelliklerini taklit ediyoruz. İroni de söylenmek senin tersini kastederek eleştiri yapmaya deniliyor arkadaşlar. Gelelim isimlere. Her varlığın bir ismi var. Mesela bunun ismi kalem. Bunun ismi kapak. Veyahut da ne bileyim mesela ne diyelim. Bunun ismi su mesela. Her varlığın bir isim var. Ama varlıklara verilişine göre özel ya da cins isim olabiliyor. Mehmet Akif bir özel isim. Tonguç bir özel isim. İstanbul, Tekir hayvanımıza verdiğimiz bir isim özel isim. Ama insan, kent, kedi, kalem bunlar cins isim oluyor. Bazen isimler e, mesela deniz ismi cins isim olabiliyor, özel isim olabiliyor. Ya da kaya ismi cins isim olabiliyor, özel isim oluyor. Duruma göre değişiyor. Özlem mesela. Cins bir isim de olabilir. Bir kız çocuğun ismi de olabilir. Oluşlarına göre somut ya da soyut isimler var. Duyu organlarımızı algılayabildiklerimiz somut oluyor. Çiçek, koku, ışık, rüzgar bunlar somut. Ama akıl, sevgi, kaygı, ruh, rüya bunlar aklımızla, zihnimizle kavrayabildiğimiz şeyler bunlar soyut oluyor. Tekil isimler arkadaşlar lerler eki almamış varlıkların bir tane olduğunu bildiren isimler. Yani koyun mesela. Ya da ağaç ya da asker. Ama eğer biz bu kelimeleri, bu tekil isimleri çoğul yapacaksak o zaman nerede çokluk orada lerler diyoruz. Koyun koyunlar oluyor. Ağaç ağaçlar oluyor. Asker askerler oluyor. Topluluk ismi ise lerler eki alsın ya da almasın çoğul anlam ifade ediyor. Mesela koyun koyunlar oluyor çoğul oldu. Ama sürü, sürü de olsa sürüler de olsa hep bir çoğulluk bildiriyor. Ormanlar da olsa orman da olsa zaten bir sürü ağaçtan bahsediyor. Ordular da olsa ordu da olsa bir çokluk bir sürü askerden bahsediyor. Dolayısıyla bunlar Çokluk iki alsın ya da almasın çoğul bildiren isimlere biz topluluk ismi diyoruz. Bunlar ise ancak lerler eki alınca nerede çokluk orada lerler diyebiliyoruz. Yapılarına göre de basit türemiş bileşik isimler var. Kitap ismi basit herhangi bir yapmak almamış. Ama kitapçı deyince bir yapmak geliyor. Kitap evi ise iki kelimeden oluşuyor bileşik. Su basit susuz dediğimizde su isimken susuz diye farklı bir ee, anlam kazanıyor. Su çiçeği ise bileşik oluyor. Can basit canlı dediğimizde türemiş. Can kurtaran dediğimizde bileşik oluyor arkadaşlar. Mesela ağaç basit. Ağaçlık dediğimizde yapma aldığı için türemiş. Ağaç kakan dediğimizde iki kelimeden oluştuğu için bileşik oluyor. Gördüğünüz gibi son derece kolay. Şimdi arkadaşlar diğer ünitelerini tekrar yapacağız ama mutlaka sizler bu üçün şimdi birazdan devam edeceğiz. Dinamo Soru Bankamızda şu ana kadar geldiğimiz kısımla alakalı yani hikayeyle alakalı yazılı sorularını e, yazıldan önce çözmek üzere kullanın. ÖSM tarzı soruları tekrar sorularını mutlaka çözmenizi tavsiye ediyorum. Burada takıldığınız sorular olursa da karakodoktorak soruların çözümünü uzman hocalarımızdan mutlaka dinleyin. Aynı şekilde sıfırdan kitabımıza da hem konu anlatımlarında bakın burada esfahane bir şekilde kendimiz hazırladık bunları sizler için. Direkt e, konu anlatımı hemen bunlara alakalı sorular var. Burada da yine takıldığınız soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyin. Bunlar adeta bir özel ders gibi size konuları izah ederek gidiyor. Şimdi gelelim üçüncü üniteye. Burada da şiir ve sıfatlar konusunu öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar şiirde. Bir şiir türleri var. Bunları şimdi birazdan göreceğiz. Şiir türlerinin nazım biçimlerini, e, redifler, kafiyeler, didaktik falan. Bunların hepsini göreceğiz. Bir de söz sanatlarımız var. Bunların hepsini gelin bakalım şimdi. Şimdi lirik şiir duygu yüklü şiirlerdi. Epik şiir kahramanlıktı. Didaktik şiirler öğüt veriyordu. Pastoral şiirler doğadan bahsediyordu. Satirik şiirler de hiciveleştiriyordu. Bunu birazdan göreceğiz. Edebi sanatları da birazdan sizlerle tekrar göstereceğim. İsterseniz gelin buradaki kavramların hepsini hep beraber öğrenelim. Şimdi ilk başta şiirle başlayalım. Şiirin tanımını bize sınavda sormazlar. Şiir nedir? Ya böyle bir şey çıkmaz. Bunu zaten biz genel olarak gösteriyoruz size. Şimdi ama şiirin bir edebi tür olduğunu bilmemiz lazım. Mesela şiir, roman, hikaye, makale, fıkra bunlar birer edebi tür. Şiir de bir edebi tür. Nazım ise duygu, düşünce ve ölçülü uyaklı şekilde anlatılmasına diyoruz. Yani esasında aynı şey diyebiliriz. Gelenek ise Ortak zevk ve dil anlayışına sahip şairlerin ortak şekil özelliklerini kullanması. Mesela divan şairleri divan şiir geleneğine sahip. Çoğu aruz ölçüsünü kullanıyor. Beyit nazım birimini kullanıyor. Ağır bir dil kullanıyor. Mazmunlar yani kalıplaşmış benzetmeler kullanıyor. Yani burada ortak bir zevk anlayışı oluşuyor. Mahlas şairin kullandığı takma adda deniyor. Tapşırmada halk şiirindeki ee, takma ad yani halk şiirinde tapşırma ee, divan edebiyatta mahlas günümüzde nickname diyoruz. İmge ise farklı düşünce, duygu ve hayallerin söz sanatlarıyla aktarılması. Yani bir dizede söz sanatı varsa orada bir imge kullanılmış diyebiliriz arkadaşlar. Böyle mecazlı söz sanatlı bir şey gördüğünüz zaman burada şair imge kullanmış diyebilirsiniz. Nazım birimi, nazım birimi çok basit. Dize, beyit, dörtlük ya da bent olabiliyor. Dize mısra, beyit iki dize, dörtlük dört dize, bent de üç veya daha fazla. Yani dörtlüklerde esasında birer bent olmuş oluyor. Nazım biçimi ise bambaşka bir şey. Nazım biçiminde burada dikkat olmamız gerekiyor. Şiirin nazım birimine, ölçüsüne, uyak örgüsüne birçok şeyine bakıyoruz. Yani bir aracın siz tek kapılı mı yoksa e, iki kapılı mı, yani dört kapılı mı olduğunu bakar bakmaz anlarsınız. Markasını bilmesiniz bile. İşte şiir böyle. Di şey, nazım birim böyle. Dize, beyt, dörtlük hemen bakıyorsun. Yani bu tamam bu ikili, bu beyt, bu dörtlük diyebiliyoruz. Ama nazım biçiminde detaylara girmeniz gerekiyor. O zaman durum değişiyor. Yani mesela şöyle örnek vereyim. ...daha iyi anlaşılması için. Mesela bu dörtlüklerle yazılmış bir koşma. Tamam mı? Bu da dörtlükle yazılmış bir mani. Ama aralarında fark var. Mesela mani de dörtlükle yazılmış. Koşma da dörtlüklerle yazılmış. Aradaki farkı nasıl anlayacağım hocam? Bu ikisi biçim ama. Bunlar ikisinin de nazım birim olarak dörtlük var. Ama arasındaki biçim farkını nasıl anlayacağım? Bir kere bu tek dörtlük. Ve yedili hece ölçüsüyle yazılıyor. Bu ise on bir hece ölçüsüyle yazılıyor ve... 3-5 dörtlükten oluşuyor. Yani durum bir anda değişti gördünüz mü? Burada daha çok detaya giriyorsunuz. Ama ikisinin bir ortak özelliği var. İkisi de nazım birimi dörtlük. Veyahut da mesela şu gazel tamam mı? A-A, B-A, C-A, D-A, E-A diye gidiyor. Mesela şu bir gazel tamam mı? Beyitler halinde yazılmış. Gazel. Şu da mesnevi. A-A, B-B, C-C, D-D, E-E diye gidiyor. Şimdi. Şimdi hocam ikisi de beyit. Ben arasındaki farkı nasıl anlayacağım? Bak şimdi bunlar nazım birimleri ikisine beyit. Ama biçimleri nasıl anlayacağım? Bunun gazel biçimde, bunun mesnevi biçimde yazıldığını şöyle anlıyorsun. Bir kere bu 5-15 beyitten oluşuyor. Bu ise sınırsız beyitten oluşuyor. Bu aruzun daha kısa kalıplarıyla yazılıyor. Bu A, A, B, A, C, A, D, A, E, A diye kafileniyor. Bu ise A, A, B, B, C, C, D, D, e, diye kafileniyor. Bu romanı yerini tutuyor, bu ise günümüzdeki şiiri yerini tutuyor. Yani aralarındaki farkı biçim olarak anlamak için birçok detaya bakmanız gerekiyor. Şimdi nazım türü ise konusu. Yani aşk konulu olabilir, ayrılık konulu olabilir, kahramanlık konulu olabilir, değişiyor. Şimdi halk şiirinde kullanılan nazım içlerine baktığımızda mani var mesela. Tek dörtlükten oluşuyor. Türkü dörtlüklerden oluşuyor ve ezgili. Koşma 11'li mesela. Semai 8'li ölçüsüyle oluşuyor. Varsa 8'li ama bre Behay var. Destan en uzunu mesela. Mani tek dörtlük dedik mesela. E, türküde ezgi var dedik. Ya da bunlar Aruz'la yazılan halk şiirleri. Gazel mesela 5-15 beytten oluşuyor. Kaside 33-99'dan oluşuyor. Mesnevi sınırsız beytten oluşuyor. Aralarındaki en büyük farklılıklardan biri de bu. E, rubayı ve Tuyu tek dörtlükten oluşuyor. Ama bunlar Aruz'un farklı kalıpları yazılıyor. Bunlar da Divan şiirinin e, özel biçimleri. Bunlar bir de batıdan gelenler var. Bunların detaylarına zaten 10. sınıfta gireceğiz arkadaşlar. Türk şiirinde kullanılan nazım türlerine baktığımızda... ...konuya bakıyoruz. Mesela Sagu ağıt ve mersiye cenazeden sonra söyleniyor. Bir vefat edince yuğ törenlerinde sagular söylenecek. Halk edebiyatta ağıtlar yakılacak. Divan edebiyatta da mersiyeler söyleniyor. Ve hatta koşuk, güzelleme ve işte ee, gazel mesela. Orada bir gene bir bütünlük var. Yani koşuk koşma gazel diyebiliriz. Ve hatta ne diyebiliriz mesela? e, ilahiler Allah'a olan sevgiyi anlatıyor. Mesela münacat da yine Allah'a yalvarışa karışan anlatıyor. Böyle birbirine benzeyebiliyorlar. Bunlar konusuyla alakalı arkadaşlar. Gelelim ahenk unsurlarına. Ahenk unsurları da şiirin dize sonlarında yaşanan bu benzerlikler. Şimdi mesela akıncılar yollar açar, altın ordu iller açar demiş ya. Burada dize sonlarında tekrarlanan aynı anlam ve görevdeki ek veya sözcüklere biz redif diyoruz. Bak lerlar çoğul eki açar açar aynı kelime. O zaman bunlar redif oluyor. Ama yolun sonundaki L ve ilin sonundaki L ise uyak olacak. Uyak direkt denk gelmesi. Kelimenin kökünde oluyor. Tek ses benzerliği varsa yarım. iki ses benzerliği tam. İkiden çok ses benzerliği zengin oluyor. Mesela her tarafından akar cilveyle naz. Süzer etrafını bir çift yeşil göz. Bak Z'ler tek harf. Söğüt giz fısıldar sayıklar meşe. Ayık düş görür her bucak her köşe bak. Şeyler ee, tam kafalı. Eğer şöyle deseydim. Sayıklar meşe her gün, her bucak her köşe her gün deseydi... E ...bu her günlerde redif olurdu. Aynı şeyi tekrar etmiş olurdu. Kafiyeden sonra redif geliyor yani. Zengin kafiye bakalım. Aynalar zindan, aynada vicdan. Dandan dan diye üç harften oluşan zengin kafiye oluşmuş. Tunç ise kelimenin diğer içinde olması. Mesela... ...her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir... ...oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Kir fikirin içinde. Mesela... Vakit olmuştu ikindi, yalnızlık aşağı indi. İndi ikindinin içinde gibi. Cinaslı kafi ise ses-seç oluşuyor. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Geç, erken yani geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Geç geç bekleme yapma. Buradaki yazılışları aynı ama anlamları farklı olan şeyler. Ama hocam burada üç harf var, üç harf olduğu için zengin Ya bir dakika bu kelime benzerliği olduğu için yani ses-seç kalıcı bu cinaslı oluyor buna dikkat edeceğiz. Ama şu an burada işte kir fikir işte üç harf zengin kafiye. Evet hem zengin kafiye zaten tunç kafiye zengin kafiyenin alt kümesi oluyor. Hoca size bu tunç mu diye sorarsa tunç diyeceksiniz. Zengin mi bu aynı zamanda? Evet aynı zamanda zengin. Bunu da bilmeniz lazım. Kafiye düzene baktığımızda yani şöyle mesela şöyle açar açar değil bak AA ikisi aynı şey olunca böyle a şöyle hepsi eğer dörde a a diye gidiyorsa düz oluyor. 3 a değil sonuçta b olursa gene düz oluyor. a a b, b olursa gene düz oluyor. Ama şekilde AB AB olursa çapraz oluyor. Ya da şöyle etrafını sardıysa A B B A olduysa sarma oluyor. Manit buyak A A X A oluyor. Örüçük uyak da A B A B alıyorsun. B C B C alıyorsun. C D C diye devam ediyor arkadaşlar. Konularına göre şiir türlerini az önce söylemiştik. Güzellemeler, İlahiler, Allah sevgisini ya da sıradan bir insana olan aşkı anlatan şeyler lirik şiir oluyor. Anne sevgisi de lirik şiir oluyor. Kahramanlık şiirleri, destanlar epik şiir oluyor. Doğadan bahsedenler pastoral şiir oluyor. Çoban, kır hayatı. Öğüt verenler didaktik şiir oluyor. Mesela Nabi, abimiz olduğu için bize divan edebiyatında nasihatler veren epik, daha doğrusu didaktik şiirler yazıyor. Satirik şiir ise hiciv, taşlama yani eleştiri var burada, yergi var. Dramatik şiir de tiyatrolarda kullanılan şiirler. Şimdi... Gelelim söz sanatlarına. Söz sanatlarında cümleye bakacaksınız. Bir mecazlı, bir imgeli, bir değişik ifade gördüğünüz ki söz sanatını yakalamaya çalışacaksınız. Burada en fazla çıkan arkadaşlar teşhis. Bakın teşhisi yani kişileştirmeye beş yıldız koyuyorum. Yıldız sayısına göre bunları iyi bilmeniz gerekiyor. Teşhis ne? İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesi. Dinmiş denizin şarkısı rüzgar uyumakta. Rüzgar uyumaz ki. Burada rüzgara insani bir özellik verilmiş. İntak daha az çıkıyor. Ona üç yıldız veriyorum. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim diyor bak. Kelebek konuşuyor. İnsan olmayan varlığın konuşmasına da intak diyoruz. Yine çok çıkan bir tanesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Teşbih benzetme. Bu da yine beş yıldızlı. Geceler bir nehir gibi bakıyor. Gibi kelimesini gördüğünüz zaman teşbih benzetme diyebilirsiniz. Peki e, yine çok kullanılan bir şey. Mübalağa abartma. Bu da yine e, bir şey olduğundan fazla ya da az gösteriliyor. Bir ah çeksem dağı taşı eritir. Yavaş yavaş abartıyorsun. Burada irsali şey mübalağa var. Peki bunlar haricindeki diğerlerini anlatmayacak mısınız hocam? Anlatacağım ama öncesinde birkaç şey daha göstermek istiyorum. Bir de ismi çok kolay akılda tutulabilenler var. Mesela tezatı tezıt diye tutabilirsiniz aklınıza. Bu az çıkıyor ama zıtlık. Aşklar bomboş kuruntu, hürriyetler esaret. Hürriyet ve esaret birbirine zıt yani tezıt. Aynı zaman tell me, tell me diyebilirsiniz. Hatırlat bana yani, hatırlatma. Burada da aslı, Kerem, işte Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Leyla, Mecnun gibi önemli şeyleri gördüğünüz zaman burada tell me, bize eski bir olayı hatırlatıyor diyeceksiniz. Bu da önemli. Şuraya bakalım tariz iğneleme bariz laf sokmuş derler ya bu sana bariz laf sokmuş ya bariz tariz yapmış bariz tariz yaptı yani laf soktu. El bir doğru söz söylerse inanma diye esasında laf sokuyor tersini söylüyor iniliyor. Şimdi ee, gelelim diğerlerine bakın şimdi burada İstihareyi gösteriyorum. İstihareye benzetilen farkı, geceler bir nehir gibi akıyor dediğimizde, geceleri nehire benzetiyor. Ama açık istiharede benzeyen ya da benzetilenden biri, yani istiharede benzeyen ya da benzetilenden biri kullanılmayacak. Mesela yüce dağ başında siyah tül vardır derken, dağların başında bulunan o e, sisi siyah bir tüle benzetiyor. Ama e, benzeyeni söylemiş sadece kendisine benzetileni söyleniyor. O yüzden bu açık istihar oluyor Sözlerini saplama kalme ne olur dediğimizde... ...sözlerini oka benzetiyor. Ama burada sadece benzeyeni söylüyor. Bak ok nerede? Kalbine saplama derken... ...esası ok olduğunu biz kapalı isterden anlıyoruz. Dolayısıyla benzeyen ya da benzetilenden... ...sadece biri kullanılırsa istihare oluyor arkadaşlar. Mecaz-ı Mürsel'de ise... ...benzetme ilgisi yok. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Nasıl yani? Ayaklar değil de burada insanlardan bahsediyor. Ayaklardan daha ziyade önemli olan insan. Şimdi... Ee, ...teşhisi söylemiştik, intihar söylemiştik. Hüsnü Talil güzel nedene bağlamam. Buna da bir yıldız vermek gerekirse... ...bunun da en az üç yıldızı vardır arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Güzel şeyler düşünelim diye yemiş yolu vermiş ağaçlar. Yok ya bahar geldi. Olsun ben güzel bir nedene bağladım. Tecahülü arif bilmezden gelme. Bu da yine çok e, çıkanlardan biri. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim Allah'ım bu çizgili yüz şair. Yani kaşlarına beyaz düşmüş. Biliyorsun kar mı yağdı diyor. Yani, bilmezden geliyor bilerek. Ee, burada e, kinaya bakalım. Hem gerçek hem mecaz anlam olması, hem gerçek hem mecaz anlam olması. Şu karşıma göğüs gelen e, taş bağırını dağlar mısın derken Dağların bağrı taştır bu gerçekten doğru. ama burada esasla bir e, mecaz anlamda kullanıyor. Yani sen çok katısın demek istiyorum. Tevriye ise iki gerçek anlamı oluyor arkadaşlar. Beyaz gerdanında bir de ben gerek derken hem şu kolumuzdaki ben gibi benden bahsediyor hem de birinci teki şahıs benden bahsediyor diyebiliriz. Tenasüp, uygunluk yani münasiplik diyebiliriz. Tenasüplük, münasiplik. Nergiz, leylak, lale gül hepsi bir arada kullanılmış. İrsal mesel meselde özü söz kullanmak. Çağır karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır derken esas bir atasözü, bir özü söz kullanmış diyebiliriz. Şimdi gelelim sıfatlara. Sıfatlar arkadaşlar isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Mesela örnek veriyorum. Şu kalem sözcüğünü düşünelim. Burada bir kalem var. Kalemi buraya koyuyorum. Bu kaleme sıfatlar getiriyorum. Şimdi bu kaleme ben... Evet şöyle tonguç yazısı gözükmeye çalışıyor ama gözükmedi. Bakalım. Evet gözükmüyor. Yapacak bir şey yok. Gitti. Durdu. Şuraya koyarsak gider mi? Gidiyor. Evet. Gitmemesi için ne yapabilirim? Şöyle kapak koyabilirim. Dursun bakalım. Durdu. O da ona kapak oldu. Şimdi ama kalem yazısı gözükmedi. Evet şu anda hoca neyle uğraşıyor? Ha? kalem. Şimdi bu kalem hakkında bazı sıfatlar kullanacağız. Mesela bu kalem güzel bir kalem. Bu güzel, daha doğrusu bu kalem kırmızı bir kalem. Bu kalem aynı zamanda hoş bir kalem. Bunlar niteleme sıfatı oluyor. Çünkü bunlar nasıl sorusuyla bulunuyor kaleme sorulan. Ama şu kalem dediğimizde ya da bir kalem dediğimizde ya da nasıl kalem dediğimizde veyahut da işte... Ee, Birkaç kalem dediğimizde burada belgisizlik, burada soru, burada sayı, burada işaret gibi belirtme sıfatları oluyor. İşte niteleme sıfatları nasıl sorusuyla bulunuyor arkadaşlar? Nasıl sorusuyla bulunuyor? Nasıl ışık, kırmızı ışık mesela. İşaret sıfatları hangi sorusuyla bulunuyor? Hangi kitap? Bu kitap diyorsun. Belgisiz sıfatlar da hangi sorusuyla bulunuyor? Hangi işçi? Birçok işçi, bazı işçiler, bütün işçiler, birçok, birkaç böyle belirsizlik var. Sayı sıfatları da kaç veya ...kaçıncı gibi sorularla bulunuyor. Kaçıncı... ...mesela kaç kalem, iki kalem. Kaç... E, ...kaçıncı sıra, ikinci sıra diyebiliyoruz. Soru sıfatları zaten kaç... ...nasıl... ...hangi... ...gibi sorularla bulunuyor. Ama yanlarında isim olacak. Nasıl ev... ...hangi çocuk gibi şeyler olması lazım. Çünkü nasıl konuşuyor dersen... ...o zarf oluyor. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Üniversite sınavlarında da... ...sizin yazılarınızda da şunu soracak hocası. Sıfatlar arkadaşlar... ...isimlerin önüne geliyor... Zarflar ise fiillerin önüne geliyor. Yani biz bunu şöyle gösteriyoruz. Sıfatlar isimlerin sevgilisi, zarflar da fiillerin sevgilisi. Mesela güzel sözcüğünü düşünelim veyahut da boş sözcüğünü düşünelim. Güzel sözcüğü ya da boş sözcüğü sıfat olabilir, zarf da olabilir. Güzel ev dersen sıfat oluyor çünkü ev isim. Boş araba dersen ne oluyor? İsim olduğu için bu sıfat oluyor. Ama güzel konuşuyor dersen, bu ne oluyor? Zarf oluyor. Veyahut da boş konuşu dersen bu fiil olduğu için bu da yine zarf oluyor. Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım. Sıfatlar çekim eki aldığında adlaşıyor. Bak tembel kişiler, tembel bir sıfat. Tembeller dediğimizde artık bu isim oluyor. Cacık, ımsı, ımtırak, gibi şeylerle de sıfatları küçültebiliyoruz. Büyükçe dolap dediğimizde esasında büyükten küçük oluyor. Çünkü büyük olsa büyük derdik. Mesela minicik eller. Yani minikten daha küçük. Veyahut da işte genişçe bir oda. Yani geniş değil. Genişten biraz daha dar. Yapılarına göre sıfatlara baktığımızda yeni evdeki yeni, şu kitaptaki şu, üç ki üç, iri ayvadaki iri, o okuldaki o sözcükleri birer sıfat. Ama bunlar basit. Yapma eki almamış. Ama ikiden ikinci dediğimizde bakın yapma eki var. Tuzdan tuzlu, sesten sessiz, büyümekten büyük, tozdan toz dediğimizde bunların her biri yapma eki aldığı için türemiş sıfat oluyor. Birleşik sıfatlarda iki kelimeden oluşuyor. Bir, kaç kişi açık göz çocuk. Boş boğaz adam dediğimizde bunlar anlamca kaynamış birleşik sıfat oluyor. Bir de kurallı bileşik sıfatlar var. Bunlar ayrı bile yazılsa biz bunları birleşik sıfat kabul edebiliyoruz. Mesela burada iki han ya da kapılan demiyoruz. İki kapılan diyoruz. Bir yol ya da saatlik yol demiyoruz. Bir saatlik yol. Boyu öğrenci ya da uzun öğrenci demiyoruz. Boyu uzun öğrenci diyoruz. Bunlar kurallı birleşik sıfat oluyor. Ya da buz gibi su, cana yakın arkadaş, ekmeğini taştan çıkaran kişi. Bunlar da yine öbekleşmiş sıfatlar oluyor. Şimdi son ünitemizi de söyleyelim ve artık dersimizi bitirelim. Burada masalı öğreneceğiz ve fabulu dil bilgisine de Edat Bağlaç ünlemi öğreneceğiz. Şimdi arkadaşlar masal zaten hikayeden farklı bir şekilde daha olağanüstülükler içeriyor. Yer ve zaman belirsiz oluyor. Gelin isterseniz özelliklerini buradan gösterelim. Birincisi ile başlıyor. Biz bunu hatta döşeme bölümü diyeceğiz. Masalda döşemenin olduğu bölüm. Hani derler ya evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pirelen teller iken develer berber iken diye başlayan kısım döşeme bölüm. Yer ve zaman bilirsiz. Kahramanlar olağanüstü. İyiler kazanıyor kötüler kaybediyor. Bu da ders verme amaçlı olduğunu gösteriyor. Yani ders verme. Mesela normal hikayelerde bazen kötüler de kazanabilir. Kalıp sözleri var. Evrensel değerlere yer veriliyor. Eğiticilik niteliği var. Dini ve milli ögeler yok. Yani işte Keloğlan nereli? Türk. Ya yani nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Veya ben... İşte kırmızı bağışıklı kız İngiliz'miş. Yani nereden biliyorsun? Onlar belli değil yani. Onlar evrensel tipler. Döşeme bölümü var. Serin bölümünde kişiler tanıtılıyor. Bir memleketin birinde padişah varmış, bir de olan varmış diyor mesela. Düğüm bölümünde olaylar gelişip çatışma ortaya konuyor. olan kızı kaçırmış mı diyor mesela. Düğüm oluyor. Sonra ne olacak diye merak ediyorsun. Acaba kızı kaçırdık, padişah onu yakalayacak mı? Çözüm bölümünde çatışma bitiyor ve iyiler kazanıp kötüler cezalandırılıyor. Dilek bölümünde de en son dua ediliyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş diye bir şekilde son kez dua edilip direkt tutuluyor. Dünya Edebiyatı'na masala baktığımızda Ezop eski Yunan'da meşhur bir masalcı. Hint edebiyatında Beydeban'ın Kelle ve Dimnesi, İran kaynaklı Binbir Gece masalları, William Grimm'in Çocuk ve Yuva masalları ve aynı zamanda Andersen'in Çocuk masalları dünya edebiyatındaki masalın örnekleri. Bizim edebiyatımızda bakın bu 2021 e, AYT'de soruldu arkadaşlar. Uygur dönemine ait Kalyanam Kara ve Papam Kara masal özelliği gösteren ilk eserlerden. Osmanlı döneminde Billur Köşk ilk Türk masallarından. Aynı zamanda halk edebiyatında kısa için anılan masal 19. yüzyıldan itibaren mesel sözcüğü kullanılarak gösterilecek. Masal sözcüğünü namı Kemal ilk kez kullanacak. Bizde de Eflatın Cem Güney, Nakit Ezel, Pertev Boratav gibi masalları derleyen değerli kişiler var. Şimdi gelelim fabula. Masalla fabula arasındaki fark ise şu. Masallar mutlu sonla bitiyordu yani. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Fabuller genellikle ibret verici bir sonla biter ve fabullarda genellikle hayvanlar kahramandır. Yani çoğunluk hayvanlar kahramandır. Şimdi fabullarda kahramanlar genellikle hayvanlardır. Kişileştirme ve konuşturma sanatı yapılıyor. Yine yer ve zaman belirsiz. Yine iyi kötü gibi çatışmalar var. Yine ders alma amacı var. Yine evrensel temalar var. Sonunda bir öğüt ve özdeşte bitirecek. Burada döşeme bölümü yok. Yani şöyle bir bölüm yoktur masal şey fabullarda. Evvel zaman içinde kalbur O masalda oluyor. Bu direkt serim, düğüm, çözüm bölümü ve en sonunda da öğüt bölümü var. Yani dilek bölümü de yok. O zaman burada e, döşeme bölümü var mı fabulda yok. Dilek bölümü var mı e, fabulda yok. Onun yerine e, serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümleri var. Dünya edebiyatta fabula baktığımızda yine Ezof masalları bir fabul örneği içeriyor. Beydeba'nın Kelile ve Dimnesi, Sade'nin Gülistan'ı, La Fontaine'in Ezof ve Beydeba'dan esinlenerek fabular yazdığını bilmemiz lazım. Fabul türünde e, Richard Bach'ın Martısı, George Orwell'in Hayvan Çiftliği'ni okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Mevlana'nın yazdığı mesnevi, Gülşehir'in çevirdiği Mantıkut Tayir ve Şeyhi'nin yazdığı Harname yani Öküz Olma'ya yeltenen eşeğin hikayesini anlatan eserler ilk fabul örnekleri. Yine Şinasi'de La Fontaine'in fabullarını Türkçe'ye çeviriyor. Masal ve fabulun karşılaştırmasını yapıp artık salon sayfamıza gelelim. Masal'da döşeme bölümü var, fabulda yok. Yani burada tekerleme yok. Masal'da dilek bölümü var, burada yok. Burada öğüt bölümü var. Masal düz yazı şeklinde ama fabul şiir veya düz yazı şeklinde olabiliyor. Masal'da kahramanlar, insanlar ve olağanüstü varlıklar. Burada ise kahramanlar genellikle hayvanlar Masallar mutlu sonla bitiyor. La 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 Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Fabullar ise maalesef ibret verici bir sonla bitiyor. Evet son sayfamızda söyleyelim ve ardından sizler mutlaka arkadaşlar sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı kitabımızdan ve Dinamo soru bankalarımızdan lütfen efsanevi sorularımızı, yazılı sorularını, ÖSYM tarz soruları ve buradaki çözümleri dinleyerek güzel çalışmalarınızı yapın. Şimdi bunu anlatıp bitiriyorum arkadaşlar videomuzu. Edatlar, bağlaçlar, ünlemler esasında böcek gibi şeyler. Yani böyle geldi bir fiil mesela. Ahmet bir isim mesela. Kitap bu bir isim. Güzel kitap. Güzel sıfat kitap isim. Bunlar bir kelime anlamı var tek başına. Ama oysa. ha e kadar. Ey. Ne? Bak bunların tek başına anlamı yok. Edatlar anlam ilgisi kuruyor. Bağlaçlar da sözcükleri, cümleleri, ögeleri bağlıyor. Gibi için e göre e kadar sanki üzere sadece e doğru e karşı edek değil gibi sözcükler hep edat. Ve, ve veya ya da ki ama fakat hatta çünkü oysa ise dahi bile ne ne hem hem gerek gerek, gerek ister ister gibi sözcüklerde bağlaç. Burada ilinin olduğu yere V koyabiliyorsak bağlaç oluyor. Ve koyamıyorsak ne ile kimin anlamı varsa edat oluyor. Mesela Tonguç ile Tankut geldi derseniz burada V koyabildiğimiz için buraya V koyabildiğimiz için bu bağlaç oluyor. Ama Tonguç arabayla geldi derseniz az yazalım hatta Tonguç araba ile geldi dediğimizde Tonguç araba ve geldi diyemediğimiz için buraya V koyamadığımız için o zaman bu edat olmuş. Ancak ve yalnızın olduğu yerlere ama fakat koyabiliyorsak bağlaç oluyor. Sadece koyabiliyorsak da edat oluyor arkadaşlar. Seslenme bildiren ya da duygu bildiren ünlemler de var. O zaman bugün sizlerle birlikte giriş, hikaye, şiir, masal ve fabıl konularını öğrenerek... ...koskoca bir dönemin edebiyatını 38 dakikada bitirerek gerçekten bir rekora imza atmaya çalıştık. Bütün ayrıntılara da girdik arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorunuzu yapın, yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, sizlere gösterdiğimiz Dinamo Soru Bankalarını... veya da 0'dan 9'a edebiyat kitaplarımızda açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden... ...ya da size en yakın Tonguç Yapçısı'ndan isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.